işte odaklanma problem var belki. Lütfen gözünüzle ilgili durum ne onu söyleyin. Mesela o kamerada bakın görüyoruz ya, ben orada çok seçemiyorum insanları. Peki başka beyefendiyi falan daha net görüyorum mesela kamera tarafından. Tamam. Şu uzaktaki koltukları nasıl görüyordunuz? Ya onları gene görüyordum ama yazıları falan mesela, ya da işte o kamera tamam. Benim için şu an belirgin. Çünkü ara sıra bakıyordum. Böyle bulanıktı. Şimdi daha net. Peki buna bir yüzdelik versek netlik açısından? Yani netliğim... Astigmat vardı sizde. Astigmatım var. Tamam. Yüzde kaç oranında bir netleşme var? Yani oran vermek zor. 50-60 oranında. Tamam. Ayşe ben Hanım. Ben oğluma çalıştım daha çok. Hep oğlunuz da lütfen mesaj atın oğlunuza. Tamam. Siz Ayşe Hanım şu an ne? Benim telefonunuza görmedi, bakıyordunuz değil mi? Evet. Yakını görmede vardı sıkıntım. Gözlük kullanıyorum. Bir de astigmatım da var. Ben telefonun yazısını şu şekilde net göremiyordum. Şöyle görüyordum. Şu an etraf bile değişti benim için. Yani %50 falandı herhalde sordunuz ya. Benim zaten 0.51 gözlerim. Yine de şu şeylerde ciddi sıkıntı çekiyordum. Bunda net bir fark var. İyileşme var. Bravo. Geçmiş olsun. Siz demin doktor bey'e ne sordunuz? Şimdi ben şu an benim gözlerimde dereceli lens var. Zaten hani benimkini değişirse benim için. Tamam. Evet. Tamam. Şimdi bir gözünüzü kapattığınızda görüntüler kayıyordu. Şimdi gözünüzü kapattığınızda kaymıyor. Peki. %60 falan düzelme oldu. Yani yakın. Ve şu geç, biz şu an göze kaç dakikamızı ayırdık? 20 kaç? 24 dakikadır göze ayırdık. Bir 15 dakika daha ayıralım. Onları daha yüksek derecede iyileştirmeye ulaştıralım. Alparslan Bey sizde? %60 falan düzeldi. Mesela çok net görüyoruz orada. Okuma rahatça okuyabilirim. %60 düzeldi. Bugün içimizde doktorların ve hemşire hanımların olmasıyla şanslıyız. Çünkü daha net konuşabiliyoruz. Ya da bazı konularda ya işte hani evet skolyozu gözle karar vermek zor ancak onu tıbben görmek lazım demek doğru. Siz diş hekimi. Evet. Tamam. Estetisyen doktor ve pratisyen evet. Hekim. Tamam. Benim oğlum da Hacettepe Tıp'ta. O da. Ha, size birazdan dün zaten hedefe odaklanmayı 3'e geçti. Hedefe odaklanmayı çalışmıştık. Olmayan arkadaşlarımız var. Bugün yeniden hedefe odaklanma yapacağız. Ben gerçi oğluma bu çalışmayı yapmamıştım ama ejderha çalışmasıyla o büyüdü. İlk 180'de yer aldı. Üniversite zaten sınavında. Öyle, bugün de yine hedefe kilitlenme yapacağız çocuklar için. Siz elinizi... Hocam eşime yapmıştım ben gözle ilgili de. Ne oldu, ne yapıyorsun şu an dedim. Başım çok ağrıyor, bana bir şey mi oldu demiş. Size değişiklik var mı? Gözle bir çıkar bak dedim. Biraz var gibi diyor. Tamam, bir 15 dakika... Başım ağrıması normal mi? Bilmiyorum. Bir 15 dakika sonra tekrar... Meditasyonumuzdan sonra, çalışmamızdan sonra ararız. O zamanki duruma bakarız. Ahmet abi gözle ilgili bir şey var mı? Ben kendim için çalışmamıştım. Eşim için çalışmıştım ama kendimde de fark ettim. %30-35. Şimdi yapacağımız ikinci çalışmada herkesi eş zamanlı olarak kendimize birlikte düzelteceğiz. Hüseyin abi? Ben anneme çalıştım fakat bende de bir değişiklik var. Mesela orada canlı yayını bitirip ben sadece kırmızı ve beyaz olarak okuyordum. Ancak şu anda orayı rahat okuyorum. Tamam.
Başka sizlerde gözle alakalı? Ben bir nebul daha çalıştım ama bilmiyorum. Şu an haber alamadım. Peki. Renkler canlandı. Ben de oldum. Yani çok renkler canlandı. Bakın şey pus gibi böyle bir şey vardı. Şu anda bir puslu camın pus da değildi. Hafif böyle fluydu. Çok net oldu %50'de bile. Düzelmedi bile. Mesela ben şuradan fark ediyorum. Bakın ekran netleşti benim için. Şurada bu küçücük görüntü benim için çok netleşti. Sizi aynen, dedikten sonra diyorum. Bir de renkler canlandı. Bu kırmızı, yeşiller. Her şey. Telefonda ben de fark ettim. İyi. Hı-hı. O halde hem şimdi mesaj atalım. Şimdi mesaj atalım ve bir dakika sonra gözlerimizi kapatıp ikinci defa göz ve kulaklarımız için çalışalım. Lütfen mesajınızı atın. Tamam. 15 dakika sonra gözlerimizi açtığımızda çalışmamızı sürdüreceğiz. Sizler hocam bir şey diyeceğim. Dur. Sizler eğer Ankara'lı tişörtlerimizi almak isterseniz bu tişörtleri Saniye Hanım, soyadınız neydi? Belge. Saniye Belge Hanım hazırladı. O bunun satışını yapıyor. Ve burada da su bardaklarımız var. Evet. Lütfen. Sıcak su doldurun. Yok. Son, evet. Şimdi şu siyah sıcak su dolduğunda bir isim ya da resim çıkıyor. Numaranız kaç? 533-230-3858. Saniye Belge Hanım'ı arayarak frekansınızı giyimle, frekansınızı içtiğiniz su içtiğiniz, çay içtiğiniz bardağın frekansını yükseltin. Mucize öteniz bol olsun ve üzerinize giydiğiniz ya da elinizde tuttuğunuz bardak, üzerinize giydiğiniz tişört frekansınızı yükseltir mi? Yükseltir. Lütfen onu sıcaklığı doldurun. Haydi biz gözlerimizi kapatalım. Şimdi, evet, şimdi de sınırsız sayıda hasta getirelim buraya. Ben yönlendireceğim. Gözlerimiz kapalı. Bizler kendimizi bir defa anka yapalım. Yeşil anka, zümrüt anka, zümrüt anka. Ve sağ omuzumuzun arkasında insan şeklinde silindir gibi dik duran bir yeşil ışık olsun. Evet ve biz de yeşil bir ankayız. Kendi gözlerinize, kendi kulaklarınıza çalışacaksınız. Ve şu anda akrabalarınız kimlerse, tanıdıklarınız kimlerse, eğer onları iyileştirme hakkınız varsa, sizden böyle bir şey talep etmişlerse, onları buraya çağırın. Hepsinin tek tek önce yüzlerini bir görün. Bu çok ciddi bir ameliyat. İşte az önceki 20 dakika süren ameliyatımızda gördünüz ki gözleriniz ne derece düzelmişti. İşitmeniz de o derece düzelmiş. Ve şimdi getireceğiniz bütün herkesin yüzlerini bir görün önce. Kalem var mı? Bütün hastaları hatırlamanız için bir dakikalık zamanımız daha var.
Numaranızı yazalım.